Kars platosunun kalabalık halklarından biri Azeriler. İran'ın yarısı, Azerbaycan'ın tamamına hakim bir Türk halkı. Yüzyıllardır Fars ve Rum egemenliği altında bölünmüş bir halk. 30 milyon Azeri İran'da, 9 milyon Azeri Azerbaycan'da yaşıyor. Türkiye'deki sayıları da 1 milyon civarında. Biz Azeri Türk'üz. Nasıl Osmanlı'nın Türk'ü, Çerkez'in Türk'ü, Memlular'ın Türk'ü var. Biz de Azeri Türk'üz. Genelde Iğdır, Kars'ın belli ilçelerinde yaşarlar. Eskiden İran Azerileri Van'da yaşarlardı. Şimdi orada çok kısmı azınlıkta kalmışlardır. Çoğunlukla burada işsizliğin yoğun olduğu için genelde batıya göç etmişlerdir Azeriler. Bölgemizde esasen iki halk yaşamaktadır. Bunun yanında terekemeler de vardır, azınlıklar da vardı. Eskiden Ermeniler varmış bizden önceki süreçlerde. Ama şu anda halk olarak iki halk yaşıyor. Azeriler ve Kürtler olarak. Azeriler kökeni Kars, bir kısmı Sovyetler Birliği, Rusya'dan o devrimden sonra gelenler, İran'dan gelmeler var. Kars, Iğdır. Daha sonra yoğun bir göç aldığı bir kent olduğu için İstanbul'da da yoğunluktalar. En çok yoğunlaştığı yerler Halkalı civarındaki ibadethaneleri, şeyleri falan var. Üç kent diyebiliriz. Tabii başka illere de yaşam koşullarından dolayı orada da göç etmişlerdi. Iğdır'da Azerilerin yaşantısı 1905'lerden öncesine dayanıyor. Daha önce burada özellikle yani bizim köyün tarihi Nakçıvan'ın Gence kentinden bir aile gelmiş, yerleşmiş ve burada daha sonra çoğalmışlar aile olarak. Yani oradan kalıcı bir yerleşik düzene geçmişler. Ama bizden önce burada Ermeniler yaşıyormuş. Esasen bu topraklarda Ermeni halkının da şeyleri var. Hani Kaşakuş demişler ya, eskiden burada bir şey olmuş, olay olmuş. İsmine de Kaşakuş diyorlar. Niye? Herkes yerini, mekanını yani göç halinde Ermenistan'a doğru gitmişler. Yani vatanı terk etmişler. O zaman benim anneannem genç kızmış. Anneannemin çay sandığı varmış. Annem diyor ki, hani anneannemin anlatmasından kaynaklanarak, Aras Nehrimiz var sınırımızda. Aras Nehri'ni geçmişler, babası, anneannem, anneannemin kardeşleri geçip gitmişler. Gitmişler 40 gün, yani kağın arabaları da varmış. Öküzleriyle birlikte bunu bir Ermeni dedikleri bir aile orada saklamış. Herkesten gizli saklamış. Daha sonra hani buradaki demek ki bir şiddete maruz kalmışlar terk ederken. Önemli eşyalarını evlerin zeminlerine gömmüşler. Götürebildiklerini yanlarında götürmüşler. Anneannem hep anlatırdı. Geri dönerken anneannemin çay sandığı el yapımıymış. Hani genç kız ya, kocaya verecekler. El yapımı çay sandığı varmış. Dedi ki Araz'dan geçerken yani başkaları almasın diye dedemi öldürmüşler köprünün üzerinde. Dedem de tam son nefesini verirken demiş ki, Sakine anneannemin ismi, demiş ki Sehne, o sandığa atın demiş. Bari içindekileri almasınlar. Dedemi vurup öldürmüşler tekrar Türkiye'ye dönerken. Anneannemi de sandığı öylelikle Aras Nehri'ne atmışlar. Aras Nehri'nden bayağı yani bayağı bir akıp gitmiş. Hani Aras Nehri de geniş bir nehir. Suyun az olduğu yerde takılıp kalmış. Bunu Türkiye'de hani bu civar köylerden tanıyanlar da varmış. Zaten aslında herkes birbirini tanıyormuş. Anneannemin çay sandığı orada tanınmış ve bulunup geri gelmiş. Oğuz boyundan gelen Azeriler çoğunlukla Caferi mezhebinden. Safavi devletini kuran Şah İsmail'in Azeri tarihinde özel bir yeri var. Kuzeydeki Azerbaycan Azerileri Doğu Avrupa ve Kafkas kültürüne yakınken, güneydeki İran Azerileri yoğun Fars etkisi altındadır. Dine yaklaşımda bu ayrım net biçimde ortaya çıkar. Türkiye Azerileri ise her iki bölgenin izlerini taşısalar da yaşadıkları bölgelerdeki halklarla yakın temas içinde özel bir kültürel zenginliğe erişmiştir. Azeriler din olarak
Şia olarak geçiyorlar. Caferi mezhebi genelde şeydirler. Bunlar İran'da ulustur. Azerbaycan'da ulustur. Ama Türkiye'de bizler halk olarak azınlığız. Toplam nüfusumuz 500 bini geçmez. Dinimiz Müslüman dinidir. Mezhep sonuçta biz Caferi mezhebindeniz. Allah Hazreti Muhammed'den sonra 12 imamımız, 12 imamı yani önce olarak görürüz. Onların koyduğu kurallara göre hani dini yaşıyoruz. Türkiye'deki Alevilerden farklı olan, kendilerine ehli hak diyen, o eski medlerden kalma ve dillerini de hiç değilse aginlerinde, ilahilerinde muhafaza ettiklerini zannettiğim bir Goran grubu vardı. Onlar kendilerine ehli hak derler. Şii Müslüman Azeriler de onlara Aliyullahi der. Hazreti Ali'yi ilahlaştırdıkları için. Muhammed Peygamber'in soyundan gelme, Hazreti Ali soyundan gelme, biz imam diyoruz. İmam Cafer Sadık'ın mezhebindeniz. Bizler bu Kerbela işte şehitlerinden sonra Hasan Hüseyin'in orada kat 70 adamıyla beraber kat edilmesinden sonra Şia işte dediğimiz Caferi mezhebi gelişiyor, güçleniyor, çoğalıyor. Azerler de mezhep din olarak özellikle Hazreti Hasan Hüseyin'in çizgisini takip eden, işte Caferi dedim, İmam Cafer Sadık takip eden bir dine mensupturlar. Şimdi Azerler şey bilindiği gibi bunların inanç biçimleri dinin daha çok siyasallaşma, daha modern bir anlamda ibadet ederler. Örneğin üç kez namaz kılarlar sabah, öğle, akşam. Hatta onu toplar bazen kılırlar. O dini inançlarında tutucu bir yanları çok yoktur. Sadece onlar için özellikli olan Kerbela, Hasan Hüseyin'in katlinden dolayı onu inançlı olarak taşıyorlar. Kitle halinde Anadolu'ya Şii Azeri gelmesi istenmedi. Çünkü belki şeyden korkuldu. Türkiye'deki Alevileri Şiileştirerek Devlet-i Aliye için bir tehlike olabilirdi. Anadolu'ya Şii Azeri yerleşmesini hükümet endişeyle baktı ve önledi. Şimdiye kadar sistemin diğer azınlıklar üzerinde uyguladığı önemli Aleviler, Kürtlerin kimlikleri üzerine, diğer hakların inançları üzerinde, diğer aynıyetler üzerinde uygulanan başka Azeriler üzerine de bir dönem üzerinde. Uzun bir dönem, yakın tarihimize kadar onların Mersiye dedikleri Kerbela'yı anma toplantıları yasaktı, gizli yaparlardı. Bizim şey değişik olarak mührümüz var. Kerbela'dan gelen toprak, işlenmiş toprak, şekillenmiş. Biz ona namaz kılıyoruz. Kolumuzu açık kılarız. Mesela Sünniler 5 vakit namaz kılır. Biz 3 vakitte kılırız ama 5 vakit kılırız. Biz akşamla ilkintiyi birleştiriyoruz. Öğleyle akşamla yatsıyı birleştiriyoruz. Öğleyle ilkintiyi birleştiriyoruz. Biz 3 vakitte kılıyoruz. Onlar kolu bağlı kılır. Biz kolumuz yanımızda kılır. Biz namazda 2 rekatten sonra oturur. Kunut tutarız. Kunuttan sonra oturur. Teşekkür selam veririz biz. Çocuklara genellikle Hasan Hüseyin'dir. Bu çok yaygındır. Ali'dir. Abbas'tır. Yani o 12 imamdan kaynaklanan dini motifler. Kur'an-ı Kerim'de daha çok ne isim varsa onu kullanmayı şey görerler, makbul görerler. Sabah tek, öğle ilkindi bir, akşam yatsı bir kılınır bizde. Dini önderler bir ara Kars'ta vardı. Bir şimdi seyitleri var. Kum kentinde eğitim gelip giren dini bizim diğer molla melle din adamlarımız gibi onlardan var ama onların toplum üzerinde artık böyle kapsayıcı bir etkinliği yok. Çünkü şuradan kaynaklandı o. Sistem partilerine angaje olduğu için o dini önderler, örneğin biri AK Partiliydi.
o toplum tarafından dışlandı. Vallahi bizim bölgemizde Azeriler zaten burada ağır sanayi yok. Genelde tarıma dayalı, özellikle bizim köyün baktığımızda sebze meyve olarak, özellikle bizim buramızı kavunla, elma ile kayısı ile tanınan bir bölgedir. Pancar ekirler, eskiden pamuk ekirdiler, pamuk falan şimdi yok. Şimdi de bostan ekili, fasulye ekili, domates ekili, kavun tarlası da, bostan da kavun tarlasına değilim. Tarımla uğraşıyorlar, çiftçilik, hayvancılık, o da malum işte tarımın geldiği boyut itibariyle her şeyin dumura uğradığı gibi tarım da dumura uğradı. Orada da bir yoksullaşma var. Bu göçü hızlandırıyor köylerinden. Artık yeni neslimiz hemen hemen hepsi üniversite falan okuyor yani. Kızlarımız zaten liseye kadar kesinlikle okuyorlar. Olmazsa olmazları aşağı yukarı her Azeri ailenin çocuğu mutlaka en az liseyi bitirir. Üniversite onlar için olmazsa olmazıdır. Eğitime çok önemli. Çünkü düne kadar ticaret hakim olmana rağmen kendilerinin kurtarma biçimleri okuyarak bir meslek edinerek ekonomik koşulların dayattığı zorluktan dolayı kurtuluşu orada gördükleri için o bir tetikleyici olsa bile eğitime de verilen önemden dolayı genellikle okurlar. Aydın bir şey var. Hemen hemen her ailede bir üniversite mezunu mutlaka vardır kesin. Mezhebinden olan Azeriler biraz daha özelliklerini hiç olmazsa iki nesil filan korumaya çalışarak daha biraz zor asimile oluyorlar. Fakat sonradan zaten asimile olmayı istiyor. Tabii o süreçte gerçekten burada Ermeni halkı tamamen halk olarak zaten temizleniyor. Temizleme politikası izliyorlar. Yani zaten Osmanlı'nın bu devlet politikasıdır. Bunu gerçekten o dönemde burada Ermeni halkını Doğu ve Güneydoğu'da özellikle Türkiye coğrafyasından siliyorlar. Birçoğu zaten yurt dışına kaçıyor. Amerika'ya gidip, Fransa'ya gidip yerleşiyor. O süreçten sonra da burada Terekemeler, Azeriler ve Kürtler kalıyor. Daha önce hiç HDP'ye ve diğer önceki süreçlerde partimize oy vermemesine rağmen bu süreçte iki milletvekilinin çıkarılması bir gösterge. Halklar kendi özüne, kendi kimliğine, o kardeşlik duygusunun yeniden yaratılma sürecidir. Bu derinleştirilirse, ki ben ona inanıyorum derinleştirilir, o demokratik ulus paradigması doğrusunda tekrar o kardeşlik inşa edilebilir, kalıcılaştırılabilir, yaygınlaştırılabilir. Yani biz mesela Kürtlerden 100 yıllardır kız alıp veririz, kirve oluruz. Ama ne acıdır ki bizi yöneten güçler her zaman halklar arasında bir düşmanlık, bir güvensizlik yaymışlardır. Yani bunu bu halkların çıkarına olmamıştır asla. Azeriler Kars, Iğdır, Ardahan, Erzurum başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok bölgesinde yaşarlar. Nesimi'den Fuzuli'ye, Hatayi mahlasıyla bilinen Şah İsmail'e, Anadolu'da iz bırakan ozanların önemli bölümü Azeri'ydi. Zaman içinde biraz ayrışsa da, hala da Anadolu Türkçesine en yakın dildir Azerice. Türkiye Azerileri de Anadolu kültürünün zenginliğinin bir parçası olarak yaşarlar. Diller çok farklı. Benim konuştuğum şimdiki dil gibi değil. Bizim dilimiz şimdi doğrusu asimile olmuş. Yani Türkçe okuduğumuz, Türkçe yazdığımız için okuma, roman vesaire batıda kalmamızdan dolayı dilimiz daha fazla Türkçeleşmiş. Eski Azeri Aryan dili ortadan kalktı. Ama tamamen ortadan kalkmadı. Şimdi Kuzey Azerbaycan'da Taliş denen topluluk Talışça diye bir dil, Taliş dili konuşurlar. Bunların daha çok Sovyet ve Rusya'daki, Azerbaycan'daki Azeriler ve İran'daki Azeriler Türkçe'ye yakınlar. Türkçe anlaşılır bir dili. Onun şivesel farkı var.
ama kendine ait bir kültürü, kendine ait bir yaşam biçimi. Türkiye'de daha çok Türkleşmiş, Türk dili üzerinde kendi diyalektini koruyarak, kendini izah ederek, kendi yaşam biçimi olarak var ama Türkçeden bağımsız bir diyalekti yoktur. Dilimizin özelliği Azeri şivesi, yani Azerbaycan şivesiyle konuşmamızdır. Özelliği budur, başka bir şey. Mesela eskiden biz Iğdır'daydık köyde. Anneanneme geldiğimde anneannem der ki, kızım pencerenin, akuşkanın önüne pışkaya getir. Allah Allah, nenem ne dedi diye düşünürdüm. Meğerse pencerenin önünden kirbiti bana verdi dermiş anneannem. Türkçe'de men, Azerice mendir, Türkçe bendir. Gidiyorumu gediremdir. Necesen, nasılsın gibi. Halk olarak kendi folklorları var. Kendi kültürleri var. Kendi örf adet dediğimiz gelenekleri, görenekleri var. Tabii folkloru çok özgün. En güzel yanı müziği ve folklor gerçekten ben çocukken liseler arası yarışım olurdu. Her dönem birinciliği mutlardı. Çok ritmik özellikleri olan, estetik yanları olan, belli bir kültürel derinliği olan. Kafkas oyunları var. Kafkas oyunlarının hepsini bayramlarda falan mutlaka ekipler çıkar. O ekiplerimiz müziği eşliğinde hem görsel hem müziksel anlamda yani şenlik hazırlanır. Şimdi kültür olarak müzikleri çok yaygın. Çok sesli müziğin, çeşitli enstrümanların kullanıldığı Kars'ta ilk azınlıklar sesine yer alır. Üstelik karmonudur, akardiyonudur, sazlı çok sesli müziği kullanıyorlar. Genelde hani şarkı türkü çapa yaparken söylenir bizim burada. Tarlaya giderler, 4-5 kişi birleşir. Herkesin çapasını 4-5 kişi birleşerek yaparlar. Hani orada şey söylenir. Şarkı türkü çapada daha çok söyleniyor. Müzikleri daha çok duygusal, anneye, babaya, aileye hitap eden ağır müzikleri vardır. Seyyah derler ona. O çok derinliği olan aile bağlarını kutsayan, toplumu, vatan sevgisini daha çok, ki bu daha çok Zeynep Hanlar'a buradan, Hasiyev'den, Gönül Hasiyev Sovyetleri, onların taşımasıyla bu ülkede yerleşmiş. Müzik ve sanat yanları çok derinlikli. Bir yandan yel gelir, bir yandan sazak. Bir yandan askeri, bir yandan kazak. Bir yandan askeri, bir yandan kazak. Yaşa Leylin yaşa, sen binler yaşa. Düşmanı dağıttı, sen dağa taşa. Kalenin dibinde asker sesi var, İkilmiş, dirilmiş iradesi var. İkilmiş, dirilmiş iradesi var. Azerilerde geleneksel Türk kültürünün devamı olarak sözlü kültür gelişmiştir. Halk hikayeciliği, maniler, türkülerle aktarılan bu sözlü kültür, halk oyunlarında da yaşar. Aşıklık geleneği en gelişkin kent olan Kars'ta, Azeriler de aşıklarıyla kuşaktan kuşağa zengin bir kültürü aktarırlar. Kadın konusunda sanıyorum o bölgede yaşayan Kars'ta ve Azeri'de en ileri özgürleşmiş kadını tanımlayabilir. Çünkü düğünlerinde kadınlar erkekler beraber halay çeker, beraber tanısın tanımasın. Ortak sohbet edebilir, evlilik seçmesinde özgür iradesini rahat kullanabilirler. Yani bizde sevgi evliliği var. Annem severek evlenmiş 84 yıl önce. Ben severek evlendim. Yani bize hep öyle zorla, pek nadir bir iki tanesi, o da miraslar bölünmesin diye akraba evlilikleri oluyor burada. Zorla, işte ne bileyim, bizim bölgede eğme olan başlık veya istemeden görücü usulü evlilikler hemen hemen inşaat şeyini sildi, yok denecek kadar azdı. Kısmen olsa bile, ama genel olarak kadının özgürleştiği, üretime yöneldiği, kendisini rahat ifade ettiği bir yapıya mevcut. Çünkü bu kendi geçmiş geleneğinden olan bir aydınlanma kültürü yaşadıklarından olsa gerek. Kadınlar çalışabiliyor. Kadınlar cep telefonu
kullanabiliyor çok rahatlıkla. İnternet kullanabiliyorlar. Yani bizim köyümüz diğer köylere nazaran daha gelişmiş bir şekilde. Başlık parası, başlık parası var idi önceden, şimdi onu süt parasına çevirdiler. Daha şey yani, daha az. Sosyetası. Ha, sosyetası. Yani gene yolurlar da, onu da ele yolurlar yani. Erkekler pek nadir, böyle 10 yıl, 5 yıl şey kalacak ki, birbirinden ayrı kalacak ki. Erkeklerde öpüşme pek yoktur, hep tokalaşma vardır bizim Azeri erkeklerinde. Eskiden o kapalı toplum olsa gerekti, öyle bir bağ vardı. Benim ailemde de öyle vardı, amca kızı, amca oğlu, dayı kızı falan. Fakat son süreçte bu yıkıldı. Son süreçte sanıyorum bu şeyden kaynaklanan toplumun daha çok dışa açılma, daha çok aydın gelişmeden dolayı o olgu yıkıldı. Çok yaygın değil, çok yaygın değil. Azeri, bizim Azeri kültüründe olmazsa olmaz, hani bir sakal, bir bıyık veyahut da illa uzun saç. Yok, eskiden kadınlar saçı kesmezlerdi. Saç kesmeyi günah bilirlerdi. O yüzden hep uzundu saçları. Yok, genelde uzun tutarlardı kadınlar saçlarını. Öldüğümüzde bedenimizi kaplasın anlamıyla tutarlardı. Derlerdi ki saçını kestirme, cehennemde yanarsın. Bir gün hiç unutmam, çocuğu pusete koymuşum. O büyük oğlumu Iğdır'dan Annemgil'den geliyorum. Bizim de kayınbabamgilin bahçesinin iki kapısı var. Birinde büyük kapı, oradan hayvanlarımız gelir gider. Küçük kapıda da yani insanlar gidip geliyor. Dışarıdan geldim, baktım kayınbabam evden çıkmış gidiyor. Gidecek yani, benim olduğum kapıya doğru geliyor. Çocuğu kar yağmıştı, inanır mısınız? Karın üstüne dışarı kapıya bıraktım. Çünkü annem derdi ki hep kayınbabanızın yanında çocuğu kucağınıza almayın. Bacağınızı uzatmayın. Hani kayınvanazın, kayınbabazın yanında terbiyesizlik olurmuş. Sonra ben geçtim balkona, kayınbabam arkamdan çocuğumu aldı getirdi der. Affedersiniz, bana da küfür etti. Eşek kız eşek dedi. Çocuk da kapıda bırakılır mı? Ben senden o saygı istemiyorum. Çocuğa bak dedi. Azerilerde oldukça hareketli halk dansları, bölge halklarıyla iç içe geçmiş bir zenginlik sunar. Azeri müziğinde akordeon sık rastlanan bir enstrümandır. Kız istemeye önce aileden yani halası gelebilir, teyzesi gelebilir, anneyle konuşur, kızın annesiyle. Bakarlar ki olumlu, birazcık ılık bir hava var. Daha sonra onlardan olumlu cevabı alınca giderler ailenin büyükleri, anne baba, halası olabilir, teyzesi olabilir. Yine 4-5 kişilik bir aile grup gelirler. Oturup konuşursunuz. Çünkü burada başlık var. Halat dediğimiz kız tarafına alınan hediyeler var. Onları siz gizlide konuşursunuz. Hani bütçe yeter mi yetmez mi diye halkın arasında konuşmazlar. Onunla geçtiğin elbise alırdılar, bir tuğ çit alırdılar. Kızın babasına kumaşı alırdılar, palton alırdılar. Kapıda silah alırdılar. Şeyden, kınadan önce kızımızın çehizi gider. Babasının verdiği çehizler. Yani perşembe günü gider, perşembeyi uğurlu saydığımız için perşembe günü kız tarafından kınadan önce bizim gelinin çeyizi gider. Kırmızı elma o zaman, yani kışın zaten düğün olmuyormuş, yazın oluyormuş. Kırmızı elma saklıyorlarmış. Kırmızı elmayı da damatla sağda solda damın üstüne çıkar. Kızın başına da annesinin verdiği ayna tutulurmuş. Damatta bir gömlek. Aha, çıkır damın üstüne. Gelin atan yerinde elmayı atır gelin başına. Gelin başında o elma kırılır, dağılır. Onu da şöyle bir atıyorlar, aynayı tutuyorlar ya karşısına. Ayna da dağılıyor. Damat çok sert vurdu. Hani elma dörde beşe bölündü gibi bir hava yaratılıyormuş. O da erkeğin sözü geçsin diye. Vallahi doğru söylüyor. Erkeğin sözü geçsin. Onun ayağını basır. Damat gelin ayağını basır. Şimdi düğün var, davul var, zurna var. Arabalar var, korna var, çalınıyor. Eskiden onlar yokmuş ya. Kız evinden kaşıkla tabak alınır,
giderken yolda çalıyorsun, ondan çıngır çıngır diye ses çıkıyor. Ses çıkarmak amaçlı. Hani biz gelin götürüyoruz da ses çıkarma amaçlı. Nedense hep tabakları da gelin evinden alıyorlarmış. Biz Azeriler ilk başta bir halay çekeriz. Ondan sonra tek tek oynanır. Kişiler, aileler tek tek davet edilir, ortaya salınır. Aile kalabalıksa kalabalık oynanır. Tek kişi ise tek kişi oynanır. Üç kişi ise yani aile oynanır bizim burada. Evet, Keskin ailesine, eşliğindekilere çok çok teşekkür ettik. Sağ olsunlar. Kılıç ailesi diyoruz. Kılıç ailesi lütfen. Düğün sahibi de mümkün olduğu kadar önce kendi etrafını bırakar, ya yabancıdan başlar davet etmeye. Hani kendisininki küsmez ama bir uzaktan gelen akrabası veyahut da tanıdığı varsa onu muhakkak oynatır. Bizim burada düğünlerde anons edip oynatmak o aileye çok değer verdiğinin manasına gelir. Pervane dönür bir herde, şemdeki erir gende. Sebebi soruşma bende, senin olsun senin olsun. Pervane dönür bir herde, şemdeki erir gende. Sebebi soruşma bende, senin olsun senin olsun. Üç kişi, beş kişi, bu ailenin kalabalıklığına göre beş kişi bu oynayanı mutlaka alkışla kaldırırlar. Gene özellikle bayan tarafında durarlar bu alkış yapanlar. Bayanlardan oluşur çünkü. Aile davet edildiğinde erkek tarafı oturdukları yerden gelirken bayanlar da bayan tarafındaki onun eşini kaldırmak için alkış tutup onu onure ederler ondan. Kınanı geldi ana, parmağım batır ana. Bu gece misafirim, yanında yatım ana. Thank you.
karşılıklı kına getirirler, kınaları değiştirirler, kız tarafı erkek tarafına verer, erkek tarafı da kız tarafına verer kınayı. Ha, onu sonra kına yakırlar, eldiven takırlar, altın koyurlar. Abi üstünde. Gelin anlaşma. Evet ama taş basan taş. Ablacığım öt vadetlerimizde gelin anlaşma. Gelin anlaşma. Damadınız anlaşma. Siz de buyurun. Damatınkine de kaynına koyuyor, gelininkine de öl damatın annesi koyuyor. Kız tarafı erkek tarafına vererken bir meblağ talep eder. Şey yani bu da onun güzelliği anlamındadır. Çünkü kız tarafı kınayı getirirken bir tane tavuk getirir kınayla birlikte. O kınayla tavuğu verirken onun karşılığında bir para talep eder. Ben bebeğin bibisi Serap. Burada toplanmamızın sebebi bugün Tuğra'nın doğumunun 40. günü.
40. günü olduğu için toplantı yapırız burada biz. Millet yani niye toplanmış? Burada çocuk doğduğu zaman konu, komşu, akraba yanına gelir, hediyeler getirir. Anne baba annesi de çalıştığı için her gün evde bulunamıyor. Herkesi birden toplayıp birden soymak için toplanmışız buraya. Müşterine damat takımı. Birine pijama takımı. Al bir pijama takımı daha. Bir pijama takımı daha. Süveter. Bu bir süveter. Bu havlu su. Bu havlu su. Ayrıyeten bir tane kadife şalvarı Allah'ım alırmışım. Yaa! Ölemezsin. Nerede? Zıbın takımı. Zıbın takımı zaten kedilerin hamısını ben almışam. Bir daha bir balım battaniye. Ya. Bu da... Yok yok Arife... Çaldan mı dındı? Yok. Arife... 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 Kimdi be? Orkestra işler mi dedi? Karıştım. Her aldım. Sabahtan bir başı örtüp bir çorap. Bir takım. Bir daha bir... Lokum. Alası lokum. Pastanın lokumu geldi. Necla'dan. Necla'dan 30 lira para. Sağ olsun var olsun. Bizim mesela Azerilerin en büyük bayramı Navroz'du. Navruz bayramı bahar bayramıdır bizim için. Bir de eskiden mesela peygamber zamanında ordu harften dönerken Navruz isminde bir tanesi gelmiş müjde vermiş. Demiş ki biz harbi ordu kazandı biz geliyoruz. O gününü bayram ilan etmişler adını da Navruz koymuşlar. Bir ay kala Navruz hazırlığı yapılır bizde. Nasıl hazırlık, temizlik. Özellikle ayın 21'inde, Mart'ın 21'inde evinin her köşesi temiz olmalı. Bu eyvana kadar, ambarına kadar, hayatına kadar temiz olması lazım. Çünkü bizlerin inançlarında şey vardır. Eğer bu yıl Navroz'da senin bir yerin kirli ise yıl boyu o yer kirli olur. Öyle bir mantığımız vardı. Ekseriyet, mesela bu bayrama bir gün kala, Arafa dediğimiz gün çerez yeriz, meyve yeriz. Bayram günü de en lezzetli yemeklerimizi yapmaya çalışırız. Mutlaka mezarlığa gidilir ama kalabalık bir biçimde, köy komple köy halkı bir gün gider. Navruz bayramına birkaç gün kala, son salih, Navruz bayramına kalan son salih o gün bizim ölü bayrağımız dediğim mezarlara çıkarız. Kur'an okuturuz ölülerimize, fatiha veririz. Navruz ateşi yakıyoruz diyorum ya. Oradan üç kez atlarız. Oradan atlarken de şunu diyoruz. Derdim, tasam, vücutumda ne ağrım varsa bu ateşle sönsün, bu ateşte yansın. Sanki oradan atlayan da bizim bütün hastalıklarımız gidecek bir inanış da var. İşte dediğim gibi genç kızlar dilek tutarlar. İğne iğnemiz var. Birleyen iki kız kalkar. Eskiden bulak başına gidilirmiş. Şimdi çeşmelerimiz var. Pompa dediğimiz su alım yerlerimiz var. İki kız hiç konuşmadan giderler, oradan suyu tasa doldururlar, gelirler büyük bir leğene. Gidip gelene kadar yolda kimi görseler ne olursa olsun asla konuşmayacaklar. Getirirler, hani böyle komşular toplanır, çocuklarıdır, genç kızlardır, annelerdir, her birisi bir tarafta ama leğeni ortaya koyarlar, toplanır. İki tane iğnenin başına küçük pamuklar sarılır. Sonra suyu birisi eliyle dolandırır. İğneleri bırakırsın. O iğneler çok güzel bir şekilde dönüyorlar bir ritimle. Hani niyetin kabul oluyorsa, iğneler nasıl oluyorsa gelip birleşiyor. Ama gerçekten de oluyor. Hani ya biz inandığımız içindir ya da gerçekten öyle bir şey vardır.
Bak üzeri bak yandırır, nazar keser, nazar keser. Ateşte yandırır, nazarı keser. Yok üç tane, dört tane atır ateşte, çıt 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 yanı. Üzeri dene dene, dağılsın herce yana, herkes kızlara gözlüyse, gözü buğutta yana. Acık içinin yarpağı, aslanayı torpağı. Herkes bize göz dişe, gözüne biber yarpağı, gözüne acı yarpağı. Üzeri sen denesen, her dertlere dermansan. Nezir kapıdan gelende, pencereden kaçırsan. Zaten burada zeytinyağlı diye bir şey yok. Zeytinyağlı yemeyiz. Bizim kırmızı et aşırı derecede tüketiriz. Et taşımız var, güzel bir tokmağımız var. Alır bir kilo eti, güzel yumuşa tarafından. Dana etimi, inek etimi. Koyru tak kah tak, tak kah tak. Sivas'ın yollarına çıkarım dağlarına. Sivas beni unutmaz, gelir sen yollarıma. Döyürüm, döyürüm, döyürüm. Geçen döyürüm, kızım geldi der, anne, o ette ne kaldı? Dedim, bu etin anasını ağlatacağım, ette ne kaldı, nedir? El eledim, kırmızı eti pembeyiz eledim. Çeşit zenginliği ve doğallığıyla tanınan Azeri mutfağı, komşu halkların mutfak kültürüyle de sürekli etkileşim içinde olmuş. Dolma çeşitleri, pilavlar, soğuk kelle paça, bozbaş, çığırtma gibi pek çok yemeğiyle ünlü olan Azeri mutfağında aynı yemeğin pek çok türüne rastlanır. Etin içine döydükten sonra onu anlatayım. Bir soğan rendeleri, rendelemesen de etin içine de çok zaman döyürük soğanı. Döyürük içine ondan sonra lapa atırıq. Biz yarma deyirik ama bulgur deyirik. Halk arasında biz yarma deyirik. Lapa nohut değil mi? Lapa biz nohudun kırılmışıdır. Nohut bütündür, lapa kırılmışıdır. Dastlarda çekirik. Atırıq. O ki varır elimizde 50 lirik, 50 lirik. Ta böyle sert olana kadar. Ondan sonra qayırırıq, atırıq şeyin içine. Yapılış şeklini anlatın. Yağ qoyuruq küftən şeyine, suyuna. Ondan sonra bir soğan da vırırıq onun içine, bir kaşıq salça. Onları qavdıqdan sonra hepsi hazır olur. O elimizde yaptığımız küftələri ilave edirik o suyun içine. Su döktükdən sonra. Yoğurt çorbası ıspanak doğruyuruz, salmanca doğruyuruz, çoban kirpidi doğruyuruz. Salmanca nedir? Salmanca da bizim ıspanağın bir değişik, yani yeşillikdir, otdur. Çoban kirpidi dağlardan toplanır, kirelerden toplanır. Onlardan qatırıq, dənlən beraber içine de bir kilo pirinç ilave edirik. Pişdikdən sonra aynı şekilde düzmüşük tabaqlara soyuyur. Daha sonra yoğurdu çalarıq, tam belə mikserdə çırpırıq. Tane tökürük içine, bu da bizim yoğurt çorbamız. Süzme pilavda pirinci tabakta ıslatmışıq, hani görürsünüz. İsladırıq, sıcak su kaynamış tökürük üstüne, bir avuçta duz atırıq. İslandıqdan sonra suyunu qoyuruq, qaynayır. Qaynadıqdan sonra haşlayırıq, süzgəçlərə alırıq. Ondan sonra o biraz dinləndikdən sonra yağlarını tökürük, əridirik. Təkrar yenə onu süzülən pilavları qazana ilavə edirik. İlavə etdikdən sonra yağını tökürük üstünə. O da bizim pilavımız. Ha, lavaş, tendir lavaşı. Bak onu güzel pişireceğiz, tatlı, tamlı. Bir kapta turşu koyacak yanına. Güzel bir deste lavaş koyacak. Lavaşı kaşıkla değil, güzel böyle dikene, böyle yeke yeke. Buracık gül, buracık gül.
Başka maşığından yok. El daha tatlı olur da parmaklardan yağlar süzür. Fır 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 yer ama başına kürk gelir hemen mideye. El daha tatlı olur.